Türk savunma sanayisinin ortaya koyduğu insansız deniz aracı çözümlerine iki yeni araç daha eklenecek. Aselsan ve Sefina Tersanesi, Mavi Vatan'ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Türk savunma sanayisi alanında önde gelen çözümlere imza atan iki şirket birlikte insansız deniz araçları geliştiriyor. Üretimine başlanan insansız deniz araçları, otonom keşif istihbarat, su üstü harbi, sualtı harbi, üs, liman, kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak. Sefine tersanesinde düzenlenen törenle otonom ve sürü yetenekli silahlı insansız su üstü harbi araçlarının blok birleştirme faaliyetlerine başlandı. Aynı törende otonom ve sürü yetenekli insansız denizaltı savunma harbi aracının da saç kesimi gerçekleştirildi. Her iki araçta 40 knot yani saatte 74 kilometreyi aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek. Otonom deniz araçları yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak. Geliştirilen otonom insansız deniz araçları aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanla aktarabilecek. Su üstü unsurlarını algılayıp sınıflandırabilecek. İletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekat yapabilecek. Araçlar otonomi yazılımlarıyla üzerindeki sensörlerin algıladıklarına göre adaptif seyir yapabilecek ve deniz trafik kurallarına göre otonom ilerleyebilecek. Su üstü harbi kabiliyetlerinin kazandırılması için Roketsan'ın taktik ve füze sistemi ve Aselsan'ın stabilize makinalı tüfek sistemi Stamp ile su üstü harbinde üs, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak. Her iki deniz aracı da kargo uçakları, askeri gemiler veya karayoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebilecek. Su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platform ile trimaran formuna dönüşebilecek. Böylece faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanınacak. Araç elektronik harp, su üstü harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek. Su üstü harbi görevine ilaveten asimetrik tehditlere karşı askeri üslerin ve sivil limanların güvenliği içinde kullanılacak olan otonom insansız deniz aracı üzerinde taşıdığı uydu ile gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı yapacak. Türk Lloyd'u ile yapılan işbirliği kapsamında ayrıca otonom askeri gemi kurallarının geliştirilmesine destek sağlanacak. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.